Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Şuayb aleyhisselam ve karşısında eykeliler. Medyenlerle ilgili kavgasının ve davetinin nasıl olduğunu Araf ve Hud surelerinde ayrıntılı bir şekilde okuduk. Ey halkını İslam'a davetini, ey halkıyla kavgasını şu ara suresinde ayrıntılı bir şekilde buluyor ve okuyoruz Allah'ın izniyle. Kezzebe ashabul eyketil murselin Ey halkı da peygamberleri yalanladı. İz kâle lehum şuaybun Burada sadece Şuayb Aleyhisselam'ın onlara peygamber olarak gönderildiğine şahit oluyoruz. Ama Rabbim diyor ki ey ki halkı peygamberleri yalanladı. Ya Rabbim burada zikretmediği peygamberleri de gönderdi onlara ya da bir peygamber yalanlayan bütün peygamberleri yalanlamış oluyor. İşte Şuayb Aleyhisselam dedi ki onlara Ela tettekûn Müttakiler olmaz mısınız? Müslümanlar olmaz mısınız? Hayatınızı Allah adına yaşayanlardan olmaz mısınız? İnni lekum rasulün emin. Ben size güvenilir bir elçiyim. Bende ihanet yok. Bende yalan yok. Bende zulüm yok. Rabbim mümin bize vahiy getiren Cibril emin ve biz peygamberler de resulün eminiz. Bütün peygamberlerin özelliği bu. Emin olmaları, güvenilir olmaları. Rabbimizin bir ismi de biliyorsunuz ki mümindir. Fettakullahi ve atiyun. Allah için yaşayın ey eyk halkı. Ve atiyun bana da itaat edin. İslam Allah için yaşamakla, Allah'a kullukla, peygambere itaatı birlikte zikreder. Şehadet de biliyorsunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Ben Allah'tan başka ilah kabul etmem ama peygamberi de kabul etmem diyen bir kimsenin ne İslam'ı ne de imanı Allah tarafından kabul edilmez. Bütün peygamberler bu daveti yaptılar. Fettakullahi ve atiyun. Allah için yaşama Allah'tan başka ilah bilmeme ve Peygamber aleyhisselamın da Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul etme. Fettekullâhe <Sessizlik> ve ati'un. Ve Resulün emin oldu. Peygamber güvenilir. Peygamber itaat edilir. Ve Peygamber bu itaatının ve güvenilirliğinin peygamberliğin karşılığında halkından bir şey istemez ve ma eselüküm aleyhi min ecir. Ben sizden ücret istemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bütün peygamberlerde bunu gördük. Nuh, Hud, Salih, Lut aleyhisselamlar da hepsi aynı şeyi söylediler. Ve Muhammed aleyhisselatü vesselam Efendimiz de aynı ahlaktaydı ve halkına yük olmadı. Halkından bir şey istemedi. İn ecliye illa ala rabbil alemin benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dedi. Peygamberler yolunu takip eden Müslümanlar da aynı ahlakta oldular. Emin güvenilir oldular. Ve ücret istemediler halktan, insanlardan. Sadece karşılığını Allah'tan bekleyerek bir hayat yaşadılar. Evfu l-keyle ve la tekunu minel allah Teala ölçüyü sağlam yapın. Emrini ulaştırdı. Şuayb Aleyhisselam'la ey kellilere ve eksiltenlerden olmayın dedirtti. Aynen Medyen halkına dedirttiği gibi. Evfu l-keyle ve la tekunu muhsirin. Çünkü Medyenler gibi eykeller de ekonomik güçleriyle dünya insanlığını sömürüyorlar ve kendilerine gelen, mecburen gelen halkları, ticaret kervanlarını gasp ediyorlar. Güçlerine ya da kuvvetlerine güvenerek onları eziyorlar. Mallarını eksiltiyorlar. Alışverişlerinde aklı hayale gelmedik. Hilelere başvuruyorlar. Bugünkü dünyayı sömüren, ekonomik güce sahip olan dünya kapitalistleri ve liberalleri gibi. Ve zinu bil kıstasil ve ve tartıyı da dost doğru yapın diyordu. Tartıyı da dost doğru yapın diyordu Şuayb aleyhisselam ey kellere. Ve la tebkasun nâse eşyâhüm İnsanların eşyalarını eksiltmeyin. İnsanların eşyalarını eksiltmeyin ve la fil ardı müfsidin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak haddi aşmayın zalim ve zorba olmayın ve tekullezi kalakaküm velci cibilletel evvelin <Sessizlik> sizi yaratan Allah için yaşayın ve sizden öncekileri de yaratan Allah adına yaşayın takvayı seçin, İslam'ı seçin ve Müslüman olun. Kalu dediler ki, innema ente minel müsahharin. Sen ancak büyülenmiş bir kimsesin. Ne dediğinden haberin var mı? Biz dünyaya nizam, intizam verelim. Bütün dünya devletleri bizim emrimizde olsun. Dünya zenginliklerine biz sahip olalım biz de sana uyacağız. Nereden çıktı bu iş? Ve ma ente illa beşerun mitdüne. Sonra biz seni ancak bizim gibi bir beşer görüyoruz. Bir insansın. Ve biz de bir insanız. Sonra bizim elimizde sende olmayan güç ve kuvvet var. Dünya ticaretine biz sahibiz. Dünya ekonomik düzenini biz sağlıyoruz. Ya da bizim istediğimiz bir hayatı yaşıyor insanlar. Böylece siyasal güç de elimizde, sen ise hiçbir şeye sahip olmayan birisisin. Beyin nukelemin el kadi Biz seni yalanlayanlardan zannediyoruz. Sen bir yalancısın. Böyle şey olmaz. Geç. Reel dünya böyle söylemiyor. Önemli olan şu dünya gerçeği. Nereden çıkardın? Allah, ahiret, ceza bunların hepsi yalan şeyler. فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفَا مِنَ السَّمَا اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Eğer doğruysan gökten bir parça indir bizim üzerimize görelim bakalım. Ne yapabileceksin? Gücün yeter mi? Buyur. Ve biz dünyanın en güçlü toplumuyuz. Sen de iddia ediyorsan senin Rabbin güçlü getirsin bizim üzerimize gökyüzünden bir parça indirsin bakalım. Kale dedi ki Şuayb Aleyhisselam Rabbi alemü bima tamelun. Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir. Peki de bu onu yalanladılar Şuayb Aleyhisselam'a. Fe azabu yevmi zulle. Onları gölge azabı yakaladı. Gökten bir parça istediler azap olarak. Allah onlara sıcaklık verdi. Bunaldılar. Bir bulut gönderdi. Bulutun altına geldi hepsi. Sıcaklıktan kurtulalım diye o bulutla bir ateş parçası oldu ve hepsi gitti. Yarab sen bize gazap etme. Dünyayı ekonomik olarak sömüren Medyenliler Raç ve ve sayha ile yok olup giderlerken onların kardeşleri olan Eki halkı ise gölge azabıyla hayata, güce, siyasal ve ekonomik saltanata veda ediyorlardı. İşte Allah'ın zalimlere uyguladığı bir yasada böylece gerçekleşmiş oldu. Ekonomik ve siyasal güçleriyle dünyayı sömüren zalimlere. Ve mekanı ektaruhu müminin ve onların çoğu zaten mümin değillerdi. Bu insanların çoğu da mümin olmuyor. Mümin olanlar kurtuldu, mümin olmayanlar ise kaybetti. İnnehukane azabe yevmin azim. O gölge gününün azabı büyük bir günün azabı oldu. Ya Rab, sen bizi koru. İnne fide alikele Bunda ayetler var. İşte bu eyke halkında, Şuayb aleyhisselamın davetinde, onların gölge günüyle helakinde, daha önce onların gökten bir parça indirsin bakalım demelerinde, ve Rabbimizin de gökten indirdiği bir ateş parçasıyla onları helak etmesinde ve dünya güç ve kuvvetlerinin bir anlam ifade etmediğini Rabbimizin göstermesinde ayetler var. Ve mâ kâne mü'minin ama insanların çoğu yine iman etmiyor. Ve inne rabbeke lehu azizurrahim Rabbin ise aziz Rabbin ise rahim Galibiyet hakkı da onun merhamet acıma isimleri de o güzel isimler de ona ait. Ve tarihin ilk çağlarının sonlarına doğru adım adım yaklaşıyoruz ve şimdi ise coğrafya olarak Mısır'dayız. Mısır'a yönelmemizin nedeni tarihi sırada karşımıza peygamber olarak Allah'ın elçileri olarak Musa ve Harun aleyhisselamların çıkması nedeniyledir. Musa ve Harun aleyhisselamlar İsrail oğullarının peygamberlerindendir. İsrail oğulları biliyorsunuz Yusuf aleyhisselam döneminde Kenanilinden Filistin'den Mısır'a göç etmişlerdi. İsrail oğulları bundan sonraki okuyacağımız tarihin ana konusu olacak. Musa ve Harun aleyhisselamlar İlyas Elyesa ve Zülkif aleyhisselamlar Davut ve Süleyman aleyhisselamlar Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselamlar bütün bu peygamberlerin hepsi İsrail oğulları peygamberleri bir anlamda dünyanın ikinci çağı diyebileceğimiz bu dönemin bu çağın tarihi İsrail oğullarının tarihi olacak. Son çağın tarihi ise İsmail oğullarının tarihi olacak. Muhammed Aleyhisselam'la başlayan ve kıyametle biten son çağ İsmail oğullarının İbrahim Aleyhisselam'ın büyük oğlu İsmail Aleyhisselam'ın neslinden gelen Muhammed Aleyhisselam'ın çağı olurken İkinci çağ Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın ikinci döneminden itibaren yaşatılan, yaşanılan ikinci çağ ise Yakub Aleyhisselam'ın oğullarının çağı olacak. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın küçük oğlu İsa Aleyhisselam'ın oğlu Yakub Aleyhisselam'ın oğullarının tarihi olacak. Ve işte biz İsrail oğullarına doğru yönelirken tekrar edelim. İsrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselamın oğlu Yakub aleyhisselamın diğer bir ismidir. İbrahim aleyhisselamın El Halil kentinin bulunduğu topraklarda hayatlarına devam ettirdiklerini biz biliyoruz. İshak aleyhisselam da hayatını orada devam ettirdi. Yakup Aleyhisselam da. Ama Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'ı Rabbim oradan aldı, Mısır'a götürdü. Sonra bütün Yakup Aleyhisselam'ın 11 oğlu, gelinleri ve torunlarıyla birlikte hepsini Rabbim Mısır'a getirdi ve İsrail oğulları Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır devletine hakim olmasıyla birlikte Mısır'a yerleşmiş oldular. İşte Mısır'a yerleşen ve devlete hakim olan peygamber Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin oluşturduğu İsrailoğulları 200 yaklaşık 200 sene kadar Mısır yönetiminde etkin idiler ve Mısır'ı 200 sene kadar Müslümanlar yönetti. Yusuf Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu, getirdiği sistem. Sonra Müslümanlar yetkiyi, gücü kaybettiler. Onların yerine tekrar Mısır'ın eski sakinleri, Firavunlar, Kıptiler yönetime hakim oldular ve Müslümanlar özgürlüklerini kaybettiler. Özgürlüklerini kaybeden Müslümanlar sıkıntılı bir hayat yaşamaya başladılar. Hatta Musa Aleyhisselam'ın gelmesine yakın zamanlarda en ağır işlerde İsrail oğulları çalıştırılıyor. İsrail oğulları inanmadıkları bir hayatı zorla yaşatırılıyor. Çünkü onlar temelde Müslümanlardı. Ama ülkeye egemen olan Kıptiler ya da Firavun sistemi İsrailoğullarına inanmadıkları bir hayatı zorla yaşatıyorlar ve onların özgürlük için ayağa kalkmalarını, kıyam etmelerini engellemek için erkek çocuklarını öldürüyorlar, soykırım yapıyorlar ve güya kadınlarına, kızlarına hayat veriyorlar ama onların da iffet, haya ve namusu bırakılmıyordu. Böyle bir ortamda, böyle bir ortamda işte biz insanlık tarihinin ilk çağlarının sonlarına doğru geliyoruz ve Mısır'dayız. Ve Mısır'ın egemen güçleri dünya o gün Mısır demektir. Dünyanın egemen güçleri bir kanun çıkartıyor. Çıkarttıkları kanun Musa ölecek. Ama ortada ne Musa var ne Musa'nın belirtisi var. Yani doğmadan ölümüne kanun çıkartılan bir peygamberle şimdi karşı karşıyayız. Tekrar ediyorum. Daha dünyaya gelmeden ölümüne kanun çıkartılan bir şahsiyettir Musa aleyhisselam. Ve Musa aleyhisselam ileride halkının özgürlük peygamberi olacak. Ve Musa aleyhisselam daha dünyaya gelmeden ölümüne kanun çıkartılacak. Ama onun adına binlerce Müslüman çocuğu öldürülecek. Ve Firavun oğulları şu düşüncelerle ya da şu sözlerle tedirgindi. Ta İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir söz, bir rivayet. İsrailoğulları özgürlüklerini kaybettikten sonra aralarında bir peygamber çıkacak, onları özgürleştirecek ve onlara egemen olan ülkenin devletin tacını tahtını yerle bir edecek. Bu Firavun oğullarını dünya yöneticilerini sıkıntıya sokuyordu. İki, kahinler şu haberi vermişlerdi. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'a kadar cinler gökyüzünden az çok haber alabiliyorlardı. O haberleri de kahinlere aktarıyorlardı. Kahinler şunu söylüyorlardı. Bir gün İsrail oğulları arasından bir peygamber çıkacak ve bu peygamber Müslümanları, İsrailoğullarını özgürleştirecek. Firavunun, dünya devletinin gücünü, kuvvetini bitirecek. Ve üçüncü olarak sosyolojik bir vaka yine Firavun ve devletini, dünya devletini tedirgin ediyordu. Ezilen toplumlarda mutlaka bir gün bir kurtarıcı çıkar ve ezilen toplumlar, hep bir kurtarıcı bekler. İşte ister İbrahim Aleyhisselam döneminden kalma söz, ister kahinlerin sözü, ister sosyolojik hadise değerlendirme firavunları dünya devletini tedirgin ediyor ve Musa gelmeden önce Musa için ölüm cezası kanunlaşıyordu. Ama Musa belli değildi. Kimdi Musa? Bir çocuk ki bu çocuğun Musa olduğu nereden belli olacaktı? Bundan dolayı Musa gelmesin diye, Musa yaşamasın diye bütün İsrail oğullarının çocukları doğar doğmaz öldürülüyordu. Daha ana rahmine düşer düşmez çocuklar takip ediliyordu. Toplumun sağlıkçıları, sağlık tanrıları diyelim. Toplumun siyasal gücünü elinde tutan işte polis gücü birlikte hareket ediyor ve Artık siyasal gücün alt birimleri de bu arada en küçük birim neyse köylerde muhtar ya da diğer yerlerde idari birimlerde kimler varsa halkı takip ediyorlar. Bir kadının rahmine bir çocuk düştü mü hemen kontrol altına alıyor, kayıt altına alınıyor ve o takip ediliyordu. Eğer doğan çocuk erkekse hemen öldürülüyor. Kızsa ona izin veriliyordu. Ayrıca iş gücü lazım olduğundan dolayı bazı kereler erkeklere bazı seneler hayat hakkı tanınıyor ama diğer sene yine dünyaya gelen erkek çocukları öldürülüyor idi. İşte böyle bir ortamda Müslümanların sıkıntılı, tedirgin olduğu bir ortamda dünyaya çocuk getirmekten korktukları ve devletin sürekli olarak onları takip ettikleri kontrol altında tuttukları bir ortamda Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ı dünyaya getirecek, onu yaratacak ve onu onu koruyacak. İşte böyle bir peygamberle böyle bir nebiyle, rasulle karşı karşıyayız. Onun bu hayatını, bu serüvenini Rabbim Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetle gündeme getirir ve biz anlamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden anlayabildiğimiz kadarıyla onun hayatını tarihi bir sırada okumaya çalışacağız. Önce önce Kasas suresinde Musa Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği anı ve ortamı okuyalım Allah'ın izniyle. Kasas suresi Musa Aleyhisselam'ı anlatan bir sure özelliğinde ve Rabbim surede bize şunları anlatır. Tasin mim tilke ayatul kitabil mübin Dikkat edin. Allah konuşuyor. Allah'ın kelamıyla karşı karşıyayız. İşte apaçık kitabın ayetleri. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavne bilhak li Bir tarihi bilgiye sahip oluyoruz. Bu tarihi bilgiyi Rabbim veriyor. Önce Rabbim bu bilgiyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a okuyor ve sonra bu bilgiye biz şahit oluyoruz. Ve Rabbim buyurur ki biz sana Musa ve Firavun'un haberini hakla okuruz. Evet okuyan Rabbim bir haberi okuyan Rabbim habir olan Allah bir haber okuyor. Kime? Nebisi, habercisi insanlara bu haberi aktaracak olan Muhammed Aleyhisselam'a. Peki bu haberden kim faydalanacak? Likavmin yü'minun, mümin olan topluluklar. Haberin özelliği yalan mı? Hayır, haber haktır. Doğrudur ve gerçektir. Allah'ta asla yalan yoktur. Allah'ta aldatma yoktur. Allah kendisi haktır, yaratması haktır, peygamber göndermesi haktır, kitabı haktır, haber okuması haktır, yarın mahşerde vereceği hüküm de haktır, sözü de haktır. İşte Rabbim, işte Rabbim haberi okumaya devam ediyor Muhammed Aleyhisselam'a. İşte Rabbim haberi okumaya devam ediyor tüm dünyalılara ve özelde li kavmin iman eden toplumlara. İnne firavun ala fil ard. Firavun yeryüzünde büyüklendi. Firavun dünya devletinin sahibi, dünya devlet başkanı, dünyaya egemen olan gücü temsil ediyor. Her çağda dünyaya egemen olan gücün adı işte Musa Aleyhisselam döneminde Firavundur. Başka dönemlerde başka isimler olabilir. Ama bugün insanların anlayacağı bir dille söyleyecek olursak, Dünya Devleti'nin başkanı, o gün Dünya Devleti Mısır'dır, yeryüzünde büyüklendi. Veceale ehle haşiyan. Ve dünya halklarını gruplara ayırdı. Yani sınırlar çizdi. Ayrı ayrı devletler oluşturdu. O ayrı ayrı devletler arasında da ayrılıklar oluşturdu. Yani önce önce dünyayı parçaladı, böldü. Dünya haklarına ayrı ayrı devletler verdi. O devletlerin başına ayrı ayrı temsilciler, güya devlet başkanları kendi emrinde devlet başkanları yerleştirdi. Ayrıca bununla yetinmedi. Her devletin halkını da gruplara ayırdı. Kuzeyliler, güneyliler, doğullar, batılılar, beyazlar, siyahlar, fakirler zenginler bürokratlar yönetilenler gibi artık her coğrafyaya uygun olarak nasıl toplum ayrıştırılacak ve nasıl birbiriyle ezilecekse bunu yaptı dünya devleti o gün ve kıyamete kadar da bütün dünyaya egemen olan devletlerin uygulaması bu. Yastat ifutayfeten minhum onlardan bir grupla diğerini ezdi. Bazen diğerini, bazen ötekini, bazen berikini ama sürekli dünyada savaşlar oldu. Devletler arası savaş, yani sınırlar arası savaş, devletlerin içinde halklar arası savaş, şehirler arası savaş, köylüler arası savaş, ekonomik ayrılıklar arası savaş, siyasal partiler, güçler ayrılığı savaş, cemaat savaşları, din savaşları, mezhep savaşları, aklınıza ne gelirse hepsini yapabildi ve yaptı ve dahası böylece yüzebihu ebnâhum o hakların o ezilen hakların oğullarını öldürdü ki onların bir güç ve kuvvetle karşısına çıkmasını engellesin ve estahyi nisahum kadınlarına hak verdi hayat hakkı tanıdı ama onların da iffet ve hayası tükenmiş bitirilmiş oldu İnnehu kâne minel o bozgunculardan biriydi işte Firavun böyle bir uygulama yaparken Allah diyor ki: "Ben uridu ennamin alelledine fil ard. Biz de istedik ki, biz de istedik ki yeryüzünde zayıf bırakılanlara yardım edelim. Benecalehum eymeten onları yeryüzünün imamları kılalım. Yeryüzünü onlara verelim. Benecalehumul varitin ve yeryüzünün varisleri onlar olsun. Venumekkinalehum fil ard. Yeryüzünde onlar iktidar olsunlar." Benuri'ye firavun ve Haman ve junduhumu, minhum ma kanu yahterun. Firavun, Haman ve ordularına da sakınlıklarını gösterelim. Onlar korkuyorlardı dünya devletinin ellerinden gitmesinden. Onlar korkuyorlardı hakların kıyamından. Onlar korkuyorlardı Müslümanların bir gün bir özgürlük peygamberiyle özgürlüğe kavuşmalarından. İşte biz onu onlara göstereceğiz ve dünyayı bizim yönettiğimizi bütün dünyaya göstereceğiz. Dünyayı dünya devlet başkanları firavunlar değil. Dünyayı Allah yönetiyor. Dünyanın sahibi Allah'tır. Melik, muhtedir, odur. Bunu göstereceğiz diyordu Rabbimiz Teala. Ve işte bu ayetlerden sonra 7. ayetle birlikte dünyaya gelen Musa Aleyhisselam'ın serüvenini, hayatını okumaya, öğrenmeye çalışacağız ve diğerlerini diğerlerinde inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.